Merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir gün. Güneşli, hava nefis. O yüzden bu videoyu dışarıda yapmak istedim size. Bugün sol gözümden ameliyat olalı 4 hafta, sağ gözümden ameliyat olalı 3 hafta oldu. Ve ben gayet iyiyim. Bu videoyu size bu süreçte neler yaşadım onları anlatmak için çekiyorum. İlk ameliyatımdan sonra bir video çekmeye karar vermiştim. Ve o videoyu süreç içerisinde hazırlayıp sizlerle paylaşmıştım. Şuradan ona tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu video benim tahminimden çok daha fazla bir izlenim aldı. Bayağı etkileşim aldı, yorumlar yapıldı, sorular soruldu. Bu videoda size o soruları da cevaplar vermiş olacağım. Bu lens çıkartılıp takılabiliyor mu? Denize girilebiliyor mu? Dışarıdan bakınca anlaşılabiliyor mu? Gibi bir takım sorular var. Arkadaşlar bu lens öyle çıkartılıp takılan bir şey değil tabii ki. Operasyonla gözünüzün iç katmanlarının içerisine takılan bir şey. Bir çeşit protez öyle düşünebilirsiniz. Sizin artık işe yaramayan bir katmanınız oradan çıkartılıyor. Onun yerine bu lens takılıyor. Yani gözün iç katmanının içerisinde bir yerde. Dolayısıyla onu çıkartıp takmak mümkün değil. Normal gözünüz yani bu gözle normal gözünüzde ne yapıyorsanız bu lensle de aynı şeyleri yapıp hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Denize girersiniz, çıkarsınız, yıkanırsınız. Normal hayat devam ediyor. Diğer bir soru da gözlüklü görüşe göre görüşünüz nasıl? Görüşünüz nasıl? Görüş farkı var mı gibi sorular. Arkadaşlar görüş normal gözünüze göre yani çıplak gözünüze göre bir kere müthiş. Gözlüklüle kıyaslamak ise aslında şöyle bir şeye benziyor. Mesela dondurma yemek çok keyifli bir şeydir. Aşık olmak da çok keyifli bir şeydir. Ne kadar dondurma yerseniz aşık olduğunuz kadar keyif alabilirsiniz. Bu kıyası yapmak esasında mümkün değil. Dolayısıyla ikisi bir ortak bir şeymiş gibi görülse de aslında aynı şey değil. Dolayısıyla ikisini kıyaslamak pek mümkün olamıyor. Lensin size farklı katkıları var, gözlüğün farklı katkıları var. Ama hayatı görebiliyorsunuz. Yani durum bu şekilde. Gözlüğün farklı konforsuzlukları var. Bu lensin farklı ufak tefek başka sıkıntıları var. Ama onlar da zamanla geçebiliyor, geçiyor. Diğer videomuzun altına daha evvel bu ameliyatı olan bazı kişiler de yorumlar yaptılar sağ olsunlar. Örneğin bir arkadaş 2 yıl önce olmuş bu ameliyatı ve yaptığı yorumda ben ona soru sordum nasıl oldu, görüşünüz nasıl, bu harelenmeler vesaire falan gibi sıkıntılar geçti mi diye. O da gayet geçti, her şey normal yolunda, bir tek mavi ışıklı tabelaları okuyamıyorum demiş. O da enteresan bir şeydi. Ben şu ana kadar mavi ışıklı bir tabelayla hiç karşılaşmadım. Ama özellikle dikkat edeceğim buna ve belki yorumların altına yazarım bunu yaşadıktan sonra nasıl bir görüşüm olduğunu. Onun haricinde benim şikayetlerim diyebileceğim şeylere gelirsek, bu araba farlarındaki harelenme ya da noktasal ışıklardaki harelenme devam ediyor. Bunu normal gördüğünüzden bir 2-3 kat kadar daha büyük görüyorsunuz. Ama bu da zamanla geçiyor. Yani şu anda daha da küçük görüyorum aslında bu şeyleri. Hatta artık o kadar dikkatimi bile çekmiyor diyebilirim. Bunun haricinde şöyle bir şey var. Işığın arkadan yansıdığı koyu renkli cisimlerin etrafında bir değişik bir şey oluyor. Sanki ikili camların arkasından bakarsınız da böyle sanki hafif bir kayma görürsünüz ya, onun gibi bir şey. Böyle sanki iki resim üst üste gelip bir tanesi diğerinden hafif bir kayıklık oluşturmuş gibi böyle enteresan bir şey oluyor ama ışığın vurmadığı o cismin hemen yanındaki başka bir cisim gayet net görülüyor. Sadece o ışığın vurduğunda öyle bir şey oluyor. Yani aynı mesafede. O da 3-4 metre sonradan başlayan bir şey. Yani 3-4 metre ilerideki bir cisme baktığınızda böyle bir efekt görüyorsunuz ya da daha ileridekinde. Yakında böyle bir efekti görmüyorum. Son bir haftada göz kuruluğu başladı bir de. O da çok böyle yoğun bir şey değil.
bir gözyaşı damlası alarak arada göz kurulu hissettiğimde onu damlatarak rahatlattım gözümü. Şu anda iyi hissediyorum. Bir sıkıntı yok. Hatta o göz kuruluğu da geçti gibi bir şey yani şu anda. Dolayısıyla durum gayet iyi. Hangi marka lens takıldı? Hangi hastanede yaptırdınız? Doktorun ismi nedir gibi sorular var. Zeiss marka lens takıldı benim gözüme. Alman marka bir ürün. Doktorumun ve hastanenin ismini ise açıklamalara bırakıyorum. Oradan bakarsınız. Sonuç olarak ben gayet memnunum. İyi ki bu ameliyatı yaptırmışım diyorum. Şu anda keyfim çok yerinde. Gayet güzel görüyorum. Yakını çok rahat görüyorum. Bilgisayarda çok rahatım. Televizyon seyrederken yan yatıp seyredebiliyorum. Gözlükle bunu yapmak mümkün değildi mesela. Bunun gibi şeyler. Yani hayatım konforlu bir hale geldi. Normal 20'li yaşlarda nasılsam şu anda da öyleyim. O nedenle çok keyifliyim. Bundan sonraki gelişmeleri yine size yeni videolarla aktaracağım. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım bu ameliyatı olmak isteyen herkes için her şey çok yolunda gider. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam dilerim herkese. Abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yine yorumlara yazın. Ben mümkün olduğunca herkese cevap vermeye çalışacağım. Hoşça kalın.